Evet, iyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız yine. Geçtiğimiz hafta aslında FX'te çok fazla hareket olduğu söylenemez. İçeride yani. Kur 3.50, 3.52, 3.53'ler arasında yatay hareketler yaptı. Ancak Euro'da elbette ki çok sert hareketler oldu. ECB'den sonra kur Euro doların önünde 1.16'ların üzerine çıktı ki 1.16'lar bildiğiniz gibi 2015 yılından bugüne bir türlü üzerine yükselemediği çok önemli bir seviye. Şimdilik hala bu seviyenin üzerinde ama üzerine yerleşip yerleşmediği önemli olacak. O nedenle bugün ve birkaç gün yakından izleyeceğiz. Eğer Euro 1.16'ların üzerine iyice yer edinip mesken edinirse işte o zaman 1.17'nin de üzerine yükselerek çok daha yukarı hareketler yapabilme şansı da oluşmuş olacak. O nedenle çok yakından izleyeceğiz. Peki bu hafta içerisinde neleri izleyeceğiz? Bu haftanın tam ortasında Çarşamba günü Fed toplantısı var ve ancak Fed toplantısına yönelik çok önemli bir beklenti yok. Yani Fed'in faizlerde herhangi bir hareket yapacağına yönelik bir beklenti yok. O yüzden Fed günü yapılan açıklamayı izleyeceğiz. Yalın olmayacak, herhangi bir toplantı falan olmayacak ama metinde yazılanları okuyacağız. Eğer çok önemli, çok agresif laflar varsa o zaman etkili olabilir ama genel anlamda Fed'in yine çok fazla etkili olacak bir kararla çıkmasını zannetmiyoruz. Ertesi gün içeride bizde var Merkez Bankası'nın faiz toplantısı. Bizde de merkezin herhangi bir aksiyon almasına yönelik bir beklenti yok. O nedenle çok büyük ihtimalle merkez sıkı duruşunu sürdürecektir ve kurda 3.50-3.56 arasındaki oluşan seyrinde sürmesinde sağlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Amerika'dan ikinci çeyrek milli hasıla verilerini alacağız haftanın son günü. Orası önemli. %2,5'luk bir büyüme bekleniyor. Eğer tahminlerin ötesinde bir hareket olursa bir rakam işte o zaman ABD dolarında bir güçlenme oluşabilir. Bu durum hepimizi etkileyebilir. İçeride çok önemli bir veri akışı yok. Kapasite kullanım oranları var hafta içerisinde ama çok fazla etkili bir veri değil. Ama en önemlisi bu Almanya ile olan ilişkileri izleyeceğiz. Nasıl bir seyir içerisinde oluyor? Söylemler ne tarafa doğru hareket ediyor? Bunlar hepimiz için önemli olacak. Bunların haricinde endekste olumlu bir hava var. Sürüyor halen daha. 108 binler önemli. 108 binlerin üzerine yükselişler olabilir. Bilançolar ilan ediliyor. Bunlar da hisse odaklı hareketlerin daha yoğun yaşanmasına da sebep olabilir. İyi günler herkese. Hoşça kalın.